Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda zeytin tarifi paylaşacağım sizlerle. Susuz zeytin tarifi yapacağım arkadaşlar. Bu tarif oldukça kolay, pratik ve hiç su kullanmadan yıllarca, aylarca da saklayabileceğiniz zeytinimizi hep birlikte yapalım. Zeytinlerin uzun süre dayanabilmesi için zeytin yaparken İçinde çürüklerin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Çürük ve yumuşak olgunlaşmış zeytinleri içinden seçelim ve sapasağlam zeytinlerimizi kış için yapalım. Bu tarifimizde zeytinimizi kırarak başlıyoruz tarifimize hemen. Çok ezmeden şöyle bir iki defa vurmaya bu şekilde çatlatmamız yeterli. Kırdığımız zeytinleri kararmadan hemen birliğine alıyorum ve üzerine biraz iri tuz ekliyorum. Bir karıştırıyorum şöyle. Tekrar kırdığımız zeytinleri yine leğenimize alıyoruz. Bir önceki tuzladığım zeytinin üzerine tekrar döküyorum. Yine üzerine yarım kaşık kadar iri tuzumuzu döküyoruz. Bu tarifi oldukça seri yapmak gerekiyor, kararmadan. Çünkü daha önceki tariflerimde kırdığım zeytinleri tuzlu suya atıyoruz ve kararmasını önlemiş oluyorduk. Bu şekilde de bu tarifte de tuzlayarak kararmasını önlüyoruz. Zeytinlerimizin hepsini kırdıktan sonra tekrardan. Zeytinlerimiz çok güzel yağlı bir zeytinmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zeytin yönünden şanslı hissediyorum kendimi. Ve daha önceki tuzladığım zeytinlerimizin üstüne bunu da ekliyorum. Ve üzerine biraz daha tuz ekliyorum. Tuzun her yerine bütün zeytinlere karışsın. Zeytinimizin tamamı 2,5 kiloydu. Tuz oranı da 2 çay bardağı tuz kullandım. Zeytinimizi şöyle cam kavanoza koyacağım. Birazını uzun süreli saklayabileceğiniz bu zeytin tarifi oldukça pratik ve su kullanmadan da çok uzun sürede saklayabilirsiniz bu zeytini. Şöyle biraz bastıralım, sallayalım. Zeytinler yerleşsin, daha fazla zeytin ekleyebiliriz. Ve kalan zeytinleri de böyle pet şişeye koyuyorum. Ben bu yıl zeytinlerimi oldukça daha küçük kaplara kuruyorum. Her açtığımızda zeytinler tatlandırdığımızda hızlı tükensin ve bir sonrakini açalım daha taze taze yemek için. Daha böyle küçük kaplarda daha ideal oluyor. Çünkü büyük kaplarda olduğu zaman arkadaşlar açtığımızda uzun süreli bitmiyor ve rengi kararıyor, yumuşuyor zeytinler. Zeytinimizin tamamını şişelere ve kavanozlara koyduktan sonra gördüğünüz gibi böyle hiç kararmadan, bozulmadan rengi de yemyeşil duruyor ve bu şekilde şişelere, kavanozlara koyduk. Daha sonra zeytinlerimizin üzerine hemen limon dilimlerini bırakıyoruz.
Zeytinimizin üzerine limon dilimlerini de koyduktan sonra şöyle kavanozların kapağını kapatmadan önce kenarlarını silelim. Ve daha sonra kavanozlarımızın kapağını sıkıca kapatıyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Kavanozlarımız ve kapakları kuru olmak şartıyla bu tarifimizi kuruyoruz. Tıpkı siyah zeytin kurar gibi. Hiç su kullanmadan bu zeytin tarifimizi yıllarca, aylarca saklayarak taptaze kalmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay hem de bozulma riski olmadan bu tarifimizi bu şekilde yapıyoruz. Şişelerimizin de kapağını kapatıyoruz sıkıca. Artık kışlık zeytinimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok dayanıklı ve uzun sürede dayanabilecek, bozulmadan, yumuşamadan ve kararmadan bu şekilde zeytinimizi yaptık. Zeytinimizi kurduktan sonra kapaklarını çok sıkı kapatıyoruz ve havayla temasını kesiyoruz. Hava almasını önlemiş oluyoruz bu şekilde. Bu kurmuş olduğumuz susuz zeytini tatlandırmak için olmasını ve yemeğe hazır olmasını beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl siyah zeytini kurup bekletiyoruz. Yani 40-45 gün, ortalama 1,5 ay kadar süre içinde yemeğe hazır oluyor. Bu yeşil zeytinimiz de tıpkı siyah zeytin gibi 1,5 ay içinde acısını bu tuzla beraber verecek ve acısından arındırdıktan sonra tatlandırmak için çeşme suyunu koyup her gün bir defa suyunu değiştirip sonra da yani 3-4 defa suyunu değiştirdiğimizde zeytinin acısı gitmiş oluyor. Bu şekilde. Sonra da daha sonra da tuzlu suyunu yapıp zeytinimizin üzerine koyuyoruz. Sonra da yemeğe hazır olan bir tarifimiz oldu. Tüm detayları da sizlerle paylaştıktan sonra yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.